Nemrut tepelenmiş. Haram'da. İşte Hazreti İbrahim'in evinde. Nemrudi felsefe tepelenmiş. İlimle, irfanla. Yani bu başarı Allah'a çok şükür bize ait. Yoksa çoktan yenilmişlerdi. Çoktan mahvolmuşlardı. Allah seversen. Müslümanlar tamamen teslim olmuştu. Zaten Kur'an'da da var diyorlardı. Evrim. Teslim olmuşlardı. Bak Papa teslim oldu. Yaratılış diye bir şey yok. Nereden çıkarttınız yaratılış diyor. İsa konusu diyor efendim. Kur'an'da geçen konular, Tevrat'ta geçen konular, Adem, Havva, bunlar hepsi hikaye diyor, öyle bir şey yok. Bunu kim söylüyor? Papa söylüyor. Evrimle olduk diyor, evrimle. Hazreti İsa da evrimden oldu diyor. Yani çamurlu sulardan tesadüfler sonucu oluştuk diyor, özetle. Münafıklar Allah rızası için yaşamadıkları için sürekli menfaat bekliyorlar. Bekliyor. Ama Allah işte aklını alıyor. Bekleme süresini çok uzatıyor. O bir mucize. Normalde münafık mesela şeytani bir zekaya sahip. Ya bu kadar avanak olmasını Allah mucize olarak sağlıyor. Yani baktım mesela bir hafta bir şey elde edemedim. Bir ay, bir hafta, 15 gün, bir 6 ay. Değil mi? Çekip gider normalde. Israrla bekliyor. Yılları hesap edemiyor, ahmak. 40 yaşına gelince, 20 yaşına, 40 yaşına kadar, kafaya dank diye bir şey çarpıyor. Şeytan diyor ki, ya sen diyor, avanaklık yaptın, avanak diyor, haberin var mı diyor. Ha diyor, evet diyor. Bak diyor, Müslümanlara sen hayatını, gençliğini verdin diyor. Ve posanda gitti diyor. Avanaklığına doyma diyor. Ben sana böyle mi demiştim diyor. Ben başka türlü demiştim diyor. Ama sonra daha da şiddetli şekilde avanaklık yapmaya devam ediyor. Münafık tabii kendini yerden yere çalar. Bir sonra daha da delirir. Daha da başını belaya sokar. Mesela bu son münafıklar, ben bunlar kadar enayisini görmedim. Hayır ben enayi münafık gördüm de bu kadar enayi münafık gördüm. Yani sırf bizi bu kadar eğlendirmeleri. Bak hiç kimse bunlarla görüşmek istemiyor. Evet. Üç kişi. Hiç kimse. Tam Kur'an'daki cezayı yaptırıldılar. Evet. Yalnız yaşama cezası. Evet dinliyorum.